Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayda. Bugün sizinle birlikte ekmek yapacağız. Korona yüzünden eve kapandığımız, kendimizi sosyal ortamdan izolasyona aldığımız bu günlerde herkes gibi ben de kendi ekmeğimi kendim yapmaya çalışıyorum. Aldığım zamanlar da oluyor dışarıdan ama son zamanlarda arkadaşlarımın aldığı ekmeklerin içinden de bir şey çıkınca ben de kendi ekmeğimi kendim yapma yoluna yöneldim. Bunun tarifi de daha önce başka tarifler denedim. Gerçekten güzeldi. Yani çok da mutlu kaldım. Hatta bu Doktor Ötker'in hazır ekşi mayalı paketlerini kullandım. Onlarla da bir ekmek yaptım. Gerçekten güzel oldu. Ama bu Instagram'da bilinen ismiyle Demis Kitchen'ın tarifi. Çok güzel bir ekmek oldu. Takip ettim onu, o gün ekmek videolarını. Bu ekmeğin özelliği bir gün boyunca mayalanacak. Yani ben bu hamuru şimdi yoğuracağım. Ertesi gün sabaha kadar mayalanacak. Ve ondan sonra pişireceğim. Böyle ekmeğin dokusunu görmeniz lazımdı. Dedim ki Ayda kalk hemen bu ekmeği yapmalısın. Şimdi size malzemeleri sayacağım. Burada 480 gram un var. 480 gram un, 3 su bardağı un artı 3 bölü 4 su bardağı un artı 4 tatlı kaşığı una eşdeğer. Bunun zaten açıklamasını aşağıya yazacağım. Benim mutfak tartım olmadığı için ben bu bardak ve kaşık yöntemiyle unumu elde ettim. Burada da 360 gram suyum var. Bu da 1,5 su bardağına eşdeğer geliyor. Burada da 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. Burada da 4 bölü 1 tatlı kaşığı, ya tatlı kaşığının ucuyla maya, kuru maya kullanacağız. Umarım başarabilirim ben de. Zaten hani ekmeği görünce siz de kayıtsız kalamayacağınızı düşünüyorum. Gerçekten içi dokusu mükemmel bir ekmek. Hadi şimdi tarife başlayalım. Öncelikli olarak şöyle kuru malzemeleri, tuzunu ve mayayı şöyle bir harmanlıyorum. Zaten bu ekmeğin en büyük özelliği de çok fazla yoğurmadan, böyle çok fazla güç elde etmeden yoğuruluyor olması. Şöyle suyunu ilave ediyorum. Yani öyle bir çok yoğurma istemeyen, şöyle hemen bir karıştıracağız. Sonra mayalamaya bırakacağız. Bir gün boyunca da mayalanacak. Tabii öncelikle ununu yedirmek de önemli. Gördüğünüz gibi çok fazla güç kullanmadan sadece hamurun suyla karışmasını sağladım. Şimdi ben bunun üzerini streçleyeceğim. Ertesi güne kadar bu şekilde bekleteceğim. Şimdi üzerini streçledim. Fırının içine koyacağım. Şimdi fırının içine koydum ekmeğimi. Bu yarına kadar burada mayalanacak. Herhangi bir ön ısıtma falan yapmadım. Sadece hafif güç vermeden yoğurdum ve üzerini streçle örttüm. Bu kadar. Yarın görüşürüz ekmek. Herkese yeniden merhaba. Şu anda saat 6. Bakın görebiliyor musunuz hamurumu? Böyle mayalandı. Bayağı da böyle şey yapmış. Şimdi ben bu hamuru bir toparlayacağım. Kalıbına koyacağım. Böyle benim aslında döküm bir tencereniz varsa çok daha iyi olur ama bende böyle çelik bir tencere var, sapsız. Onun içine böyle yağlı kağıt serdim. Şöyle göstereyim. Onun içine koyacağım ekmeği. 1 saatte burada mayalandıracağım. Sonra çalıştıracağım.
Şimdi gördüğünüz gibi hamuru koydum böyle, toparladım. Yani hiçbir güç uygulamadım. Şimdi üzerine böyle nemli bir bez örtüp tekrar fırında 2 saat daha mayalandıracağım. Sonra 2 saat sonra direkt fırınımızı çalıştıracağız. Şimdi fırınımı 230 dereceye açtım, ısıtıyorum. Şimdi üzerindeki nemli bezi de alacağım. Bakın biraz daha kabardı. Şimdi bunun üzerine bir kesik atacağım. Ve daha sonra fırınım ısınınca fırına vereceğim. Yaklaşık 35 dakika içi pişip üzeri iyice kızarana kadar fırında pişireceğim. Şimdi şöyle üzerine şöyle bir kesik atacağım. Hamur çok yumuşak olduğu için kesilmiyor. Zaten şimdi ben bunu fırına vereyim. Pişince görüşürüz. Ekmeğim fırından çıktı. Şimdi böyle bir telim var. O telimin üzerine alıp soğumasını bekleyeceğim. Çok güzel görünüyor. Dışı biraz sert ama üzerine bir bezle örtünce yumuşayacaktır. Ekmeğimi şimdi böyle bir telin üzerine aldım. Soğumasını bekliyorum. Ama çok güzel görünüyor. Vallahi kahvaltıya harika oldu. En azından bu korona yüzünden eve kapandığımız günlerde ekmeğimizi de dışarıdan almamış oluruz. Zaten son zamanlarda dönen bir ekmek tarifi furyası var. Instagram'da da başka sosyal mecralarda da. İnşallah bu da sizi severek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Ve umarım bu ekmeği siz de denersiniz. Denerseniz lütfen benimle de yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. What's wrong? Something isn't right. I feel I belong in the light. Passion is gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears. I'm fighting